Tech for Good'a hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dicle Yıldız. Bugün konuğumuz Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Taha Aydoğmuş. Taha Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyelim önce? İyiyiz, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok ciddi bir yoğunluk içerisinde çalışıyorsunuz. Biliyorum vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Böyle güzel işlerin anlatılması, sizin sayenizde çoğalması güzel. Biz de elimizden geldiğince katkı sunmaya geldik. Çok teşekkürler. Aslında tam işin doğrudan göbeğinde çalışan bir insansınız. Genel Sekreter Yardımcıları rolünden önceki rolünüz dijital dönüşümdeki projelerin direktörlüğüydü. Ve bildiğim kadarıyla hala da bu projelerin yönetimi ağırlıklı olarak tarafınızdan yapılıyor. Deprem bölgesinde çok önemli çalışmalarınız var. Eğitim alanında, eğitim teknolojileri alanında çok önemli çalışmalarınız var. Şimdi bugün biraz bunların detaylarına inelim. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Onlar çoğalsın, anlatalım, örnek olsun istiyoruz biz de. Öncelikle sizin hikayenizden başlamak istiyorum. Biraz eğitim geçmişinizi, sivil toplum geçmişinizi anlatıp bu ikisini nasıl birleştirdiğiniz üzerinden gidebilir miyiz? Tabii ki. Yani sivil toplum ve eğitim geçmişim aslında çok birbirine paralel başlıyor. Ben Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar öğretmenliği diyeyim, hani uzunca bir adı var. Ama bilgisayar öğretmenliği bölümünde okumak için Erzurum'daydım ve bir aslında A4 kağıtta bir işte teknoloji eğitimi olduğunu gördüm okul panolarında ve bu şekilde biraz hani zaten eğitim bölümü okumaya geldim, teknolojiyle bağlantılı olması zaten seviyorum gibi bir davranışla içerisine girdim. Sonra bir eğitim bittiğinde bir sertifika aldık ve altında Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği yazdığını gördüm ama yani Habitat çevreyle alakalı bir kavram, teknolojiyle alakası var mı diye oradaki eğitmen arkadaşıma bir sordum. Aslında bu zehri, ama pozitif anlamda bu zehri orada kaptım. Böyle bir gönüllülük faaliyeti alanı olduğunu keşfetmiş oldum üniversitenin ilk haftalarında. Ve çok hızlı dedim ki yani bu 4 yıl, lisansın bu 4 yılı anca böyle keyifli, güzel geçer diyerek çok hızlı bir şekilde böyle ilk açılan ve beni de ilgilendiren eğitici eğitimine başvurdum ki bizim Habitat'ta en önemli yaptığımız işlerden biri gönüllü eğitici eğitimini yaratmak. O 4 gün süren çok keyifli eğitici eğitimi sürecini gerçekleştirmek. Çünkü sonrasında Habitat gönüllüsü olarak devam ediyorsunuz artık. Ve bizim bütün projelerimizde, yani ilgilisi olduğunuz projede gönüllü oluyorsunuz. Faydayı çoğaltıyorsunuz. Bu şekilde başladı hikayem. Tabii benim profesyonel tarafa geçmem çok kısa sürdü çünkü şöyle bir şansım oldu. Ben öğrenciyken, 3. sınıftayken bizim Habitat'ın yani Erzurum'da bir projesi başladı. Ve karavanla köylere gidip eğitimler veriyorduk. Yani ne üzerineydi eğitimler? Şöyle çocuklar için finansal ve teknoloji becerileri aslında eğitimi veriyorduk. Ama bir yandan o giden karavanımız o köyde işte köydeki insanlara da köyün kahvesinde orada varsa başka bir ortak bir alanda teknolojiyi de anlatıyorduk, finansal okuryazarlığı da anlatıyorduk. Sonrasında yani projenin son dönemlerine doğru bu Erzurum, Kars, Ardahan'da bulunan kooperatiflere, oradaki özellikle kadın kooperatiflerine çeşitli hibe destekleri, eğitim destekleri sunduk. Böyle içerisinde hem eğitimin hem de kapasite geliştirmenin olduğu bir projeydi. O dönem TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı ile yürütüyorduk bunu. Ve böyle bir iki yılım geçti. Yani üniversitenin son iki yılı aynı zamanda Habitat'ın da ilk iki yılı oldu. Derken bu projedeki süreçler bittikten sonra ben de İstanbul'daki ekibe geçtim. Zaten gönüllü olduğum projeler daha çok dijital alandaki projelerdi. İstanbul'a geçince de buradaki dijital dönüşüm ekibi o dönem bu faaliyetleri yürütüyordu. Ben de bu programın içerisinde çeşitli projeleri yürüttüm. Sonra programı yürüttüm. Şimdi de program oradaki çok kıymetli ekip arkadaşlarımın yürüttüğü işlerde bir yandan onlara destek oluyorum ama bir yandan böyle genel sekreter yardımcılığının getirdiği idari tarafta da işte yeni projeler, içerideki kurgular bu taraflardan sorumluyum. Böyle o tarafı biraz özetlemeye çalıştım. Teşekkür ederim. Ne konuşacağız diye. Bu şekilde böyle devam ediyor. Habitat'ta olmanın en güzel yanı da hiçbir sabah
ben şu an bir işe gidiyorum diye uyanmıyorsunuz. O yüzden keyifli oluyor. Sivil toplumda profesyonel kariyer çok düşünülen ve olan bir alan değil. Çok konuşulan bir alan değil ama böyle bir alanda var ve böyle bir hisle gidiyorsunuz. Onu da parantezine açmak gerekiyor. Kesinlikle bu vurgu çok iyi oldu. Biz şu anda öğrencilerimle sık sık bu konu üzerine tartışıyoruz. Sizin de malumunuz giderek böyle bir şirkette gideyim, masa başı işte çalışayım vesaire istemiyor artık yeni nesil. Anlam arayışı gerçekten yüksek. Yani okuduğumuz raporları bilfiil sahada da görebiliyorum. Ve dediğiniz gibi sivil toplum aslında çok az düşünülen bir alan. Muhtemelen gelir getirici etkisi vesaire çocukların kafasına soru işareti yaratıyor. Ama tabii biz de açmaya, detaylandırmaya çalışıyoruz. Hatta bu bölümde özellikle izlemelerini isteyeceğim öğrencilerinden. Çünkü gerçekten çok meraklılar bu konuya. Şimdi biraz şey tarafına geçmek istiyorum müsaadenizle. Dijital tarafta, dijital dönüşümle alakalı verdiğiniz eğitimlerin kapsamı, içeriği nedir? Biliyorum ki burada kapsayıcılık sizin önemsediğiniz noktalardan biri. Bu alandaki içerikleri ve hedef kitleleri biraz paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Yani öncelikle biz dezavantajlı gruplara gidiyoruz. Önceliğimiz dezavantajlı gruplar. Ama şimdi dezavantajlı grup deyince bizim işte hani ülkede biraz daha böyle yoksul kesimler, böyle işte özellikle Anadolu'daki iller canlanıyor. Ama bugün İstanbul'da işte şu an bulunduğumuz bölgenin birkaç arka mahallesine gittiğinizde zaten dezavantajlı yerler başlıyor. Hatta biz bu yayını yapıyorken bir ekip arkadaşlarım mesela şu an Fatih'te bir okulda eğitim çalışması yapıyorlar bütün gün boyunca. Dolayısıyla dezavantajdan kastımız burada tamamen hedef kitlenin bu noktadaki hani eğitime olan ihtiyacı. Biz de bu ihtiyacı karşılıyoruz ama bunu yaparken işte çocukların ihtiyacı olan biraz daha işte teknoloji becerileri, kodlama becerileri, hatta biraz onları geliştirdikten sonra uygulamalı olarak onların yaratıcı, üretici tarafta olması için maker ve robotik aktiviteleri de yapıyoruz. Ama bunları yaparken dediğim gibi yani dezavantajlı grupları önemsiyoruz. Ama bu şu anlamada gelmiyor yani. Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir noktaya es geçmiyoruz. Çünkü bunu yapan çok ciddi bir gönüllü ekibimiz var. Yani bizim 7000'e yakın gönüllü arkadaşımız var ve onlarla bu çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi çalışmanın detaylarında da o aslında çok çeşitleniyor. Çünkü biz bir yandan kodlama eğitimleri veriyoruz ve bunu dünyada kendini kanıtlayan, hatta MIT'nin de içerisinde olduğu desteklediği Scratch adında bir program üzerinden yapıyoruz genelde ki şu an Milli Eğitim'de de yani biz bir 10 yıl önce başladık bunu yapmaya. Sonra müfredata girdi. Şimdi Milli Eğitim'de öğretmenlerle beraber bunu yapıyoruz. Tabii çocuklar bizim daha çok teknoloji tarafından faydalanıyorlar ama bizim dijitalleştirdiğimiz ya da teknolojiyi kattığımız kitle sadece çocuklar değil. Bunun içerisinde öğretmenler de var. Bir dijital öğretmenler adında bir proje yürütüyoruz. Ve projenin temel amacı dijitalleşmemiş öğretmenleri dijitalleştirmek. İşte buradan muhakkak öğretmenler de dinliyordur bizi. Bazen mesela öğretmenler başvururken soruyoruz bilgisayar beceri düzeyiniz nasıl diyoruz. Mesela 10 diyorlar hani ben çok iyiyim diye. Onları almıyoruz. Onu yani özellikle onun altında 5, 4, 3. Çünkü temel amacımız öğretmenlerin dijitalleşmesi. Onların işte fen anlatıyorsa feni nasıl dijitale entegre edebilir, biyoloji anlatıyorsa onu nasıl entegre edebilir diye böyle bir genel çerçevesiyle söylemek gerekirse böyle bir projemiz var. Bunun dışında girişimcileri yine özellikle burada mesela kapsayıcılık demiştiniz. Özellikle burada mesela bildiğiniz Anadolu'ya açılıyoruz. Yani bizim ekibimiz zaman zaman böyle köy köy gezip oradaki verileri toplayıp burada işte hangi kooperatif var, neye ihtiyacı var ya da bizim açtığımız yarışmalar oluyor bazen ya da hibe duyuruları oluyor. Bu hibeleri de kavuşturuyoruz ama ondan önce biz kooperatiflere, girişimcilere, girişimci adaylarına da dijitalleşmeyi, dijital pazarlamayı işlerine nasıl dahil edebileceklerini de kapsamlı bir eğitim programıyla yürütüyoruz. Tabii bunları yaparken bunu sadece Habitat 45 kişilik profesyonel kadrosuyla yapmıyor. Bununla ilgili üniversitelerle çalışıyoruz. Beraber çalıştığımız özel sektördeki şirketlerin burada çok ciddi bir know-how anlamında işte Meta ile çalışıyoruz ve Meta'nın kütüphanelerini kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse.
Bu şekilde onlara dijital pazarlama odağında işte eğitim içeriklerini de sunuyoruz. Uygulamalı işte mobil fotoğrafçılık atölyesi yapıyoruz. Bir mobil stüdyo kuruyoruz ve ürününün fotoğrafını nasıl çekebileceğini gösteriyoruz. Harika. Yani bizim dijitalleşme sürecimiz 7'de başlıyor, devam ediyor. Yani 77 diye sırlamayalım ama bayağı bir devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde bir proje yapmıştık ve şeydi yani evde, herkes evde olduğu için evde torunlar dedeye veya işte babaanneye, anneanneye dijitalleşmeyi öğretiyordu. Bizim gönüllülerimiz bizzat bunu yaptı mesela. Böyle bir tersine durum da yaratıyoruz. Ama bir yandan Akran eğitimiyle kendi üniversitedeki arkadaşlarına da bu eğitimleri yaygınlaştırabiliyorlar. Böyle bir çerçevede, yani geniş bir çerçevede yaklaşıyoruz. Ben yapıyı merakımdan ve ilgimden, Habitat'ın işlerine ilgimden dolayı araştırıyorum tabii. Ve gördüğüm aslında çok dallı budaklı ve dediğiniz gibi çok farklı hedeflere erişebilen bir yapı. Ben de geçen sene Dijital Öğretmenler Projesi'nde ufak bir katkıda bulunma şansına sahip olmuştum. Ve öğretmenlerin geri bildirimlerine bilfiil tanıklık ettim. Ne kadar etkili ve ne kadar gerçekten işe yarayan, aktif halde hayata entegre edilebilecek işler olduğunu orada bir kere daha keşfetmiş oldum. Hakikaten tebrik ediyorum. Çok ihtiyaç olan bir alan. Biraz daha şey tarafına gidecek olursak, teknolojinin, teknolojik becerilerin yeni nesle kazandırılması konusunda neler yaptığınızı Tech for Good çatısı altında biraz daha anlatabilirseniz çok sevinirim. Çünkü o alanda her ne kadar bakanlık, öğretmenlerimiz çok etkili çalışmalar yapsalar da bazen sivil toplumun, özel sektörün dinamizmine ihtiyaç duyuluyor. Orada biliyorum ki çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Şu anda bu minvalde nasıl işler yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii şöyle, yani biz bir defa sivil toplum kuruluşu olmanın getirdiği hem belli sorumluluklar var hem de bu sorumlulukla beraber gelen o işte dinamizmin bir gerekliliği oluyor. Biz özellikle toplumsal olaylar başta olmak üzere birçok noktada böyle bir dirsek temas oluşturup işte hızlıca kamuyla, hızlıca işte ticaret odalarıyla, hızlıca özel şirketlerle görüşüp bu şeyi, bağlantıyı bir şekilde oluşturabiliyoruz. Ama şimdi sizin sorunuz çerçevesinde yani teknolojiyi bu yeni nesle nasıl götürüyoruz noktasında da burada da mesela İstanbul'da çok yeni açtığımız bir yapay zeka sınıfımız var. Burada normal eğitimlerin yanı sıra bizim orada açtığımız sınıf tamamen çocukların üretimine odaklı. Bunu özellikle kurduğumuzda ve hayal ettiğimizde böyle olmasını istedik. Çocuklar burada bir eğitim almıyorlar. Yani burada bir eğitim programı yok. Burada tamamen çocuk geliyor. Belli bir zaman dilimi var. Onun istediği bir zaman dilimi. Takımıyla gelebiliyor, kendi gelebiliyor. Destek ihtiyacı duyduğunda orada bulunan rehber arkadaşlarımız onlara desteği veriyor. Ama çocuk bir müzik aletiyle yeni müzik yapmayı da öğrenebiliyor. Orada bulunan dikiş makinesiyle bir şeyler dikmeyi de öğrenebiliyor. Ama bunlar canının istediği şeyler değilse geçip grafik tablette çizim de yapabiliyor. Yani biraz kompakt ama birçok yetkinliğini geliştirebilecek düzeyde bir sınıf. Ve sınıfın en önemli özelliği içerisinde öğretmenin sadece rehber olarak bulunması. Yani sadece yardım ihtiyacında olması. Böyle bir alan kurduk. Bu alanın yarınkodlayanlar.com diye bir web sitemiz var. Buradan işte bize randevu başvurusu yapabiliyor arkadaşlarımız. Özellikle liseli arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Yani bizi dinlediklerini de düşündüğüm için. Bu bir yandan bizim hani İstanbul'da odaklı yaptığımız süreçlerden biri. Ama bir yandan hepimiz biliyoruz ki böyle hepimizi çok derinden sarsan bir 6 Şubat'ta bir deprem oldu ve bizim işte dinamizmimiz biraz orada aslında kendimizin de şaşırdığı ve biraz da beklediği bir şekilde ortaya çıktı. Biz 3. ayda orada bir konteyner sınıf oluşturduk. Adıyaman'da başladık buna. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya şeklinde devam ettik ve 40 metrekarelik konteyner sınıflar oluşturduk. Buralarda da şöyle bir şey yaptık. Normalde bizim kodlama eğitimlerimizi aslında bilen ve takip eden kitleler bizim belli yarışmalarımıza katılabiliyor. Belli eğitimlerimize özellikle başvuruyorlar. Ama orada da yine farklı bir şey yaptık. Deprem bölgesinde biz bugüne kadar hiç çalışmadığımız bir yaş grubuyla çalıştık. 7 yaşın biraz altındaki arkadaşlarımızla.
O yüzden oradaki teknoloji eğitimlerini dedik ki şimdi sırası değil. Önce sosyal hayata destek verebilecek, onların beraber bir ritim atölyesi yapalım, ritim oluşturarak beraber çalışsınlar. Kitap okuma saatleri yapalım bu sınıflarda dedik. Burada işte kitap okusunlar, burayı dershane gibi, okul gibi görsünler. Ki Adıyaman'da başlarken ilk hafta bu bizim okulun sıralarına benziyor diye böyle çocuklar etrafında daha hiçbir şey kurmadan sadece masalardan oranın sınıf olduğunu anlayıp böyle ilgiyle beklediler. Şimdi de kırmızı sınıf ya da kırmızı yelekli abiler, ablalar falan diyerek böyle geliyorlar. Çok güzel bir sinerjimiz var orada. Bir yandan hani sadece bir yere bir şey kuralım ve orada devam etsin bu yetkinlik geliştirme demedik. Biraz da dezavantajlı noktalara da özellikle şu an 11 ilde yapıyoruz bunu, 11 afet ilimizde. Gezici bir aracımız var ve içerisinde işte VR gözlük, bilim setleri, teknoloji setleri gibi materyallerimiz var. Bunlarla köylere gidiyoruz. Bizden isteyen köylere de gidiyoruz. Çatkapı da gittiğimiz oluyor. Böyle gidip 3 gün, 4 gün o köylerde eğlenceli, keyifli ve bilim dolu diyeyim vakitler geçiriyoruz. Yani bu şekilde böyle çerçevemizin hepsinin dayandığı nokta. Az önce siz işte çok geniş bir çerçevede çalışmalar var dediniz. Evet, görünürde de öyle ama bütün çalışmalarımızın içerisinde bizim kalkınma odağı var. Yani ne yapıyorsak bölgesel kalkınma, kitlesel kalkınma, kalkınma odaklı yapıyoruz. Bu da zaten böyle başlayınca projenin devamı çok güzel bir şekilde şekillenebiliyor diyeyim ve diğer sorulara da zaman bırakayım. Çok teşekkürler. Çok kıymetli işler. Özellikle afet bölgesi, yani hepimizin kanayan yarası, sızlayan yarası, kış aylarında daha da sızlayan yarası oradan gelen görüntülerle beraber. Ve burada da çabuk bir şeyleri aktive edebilmek çok önemliydi ve Habitat'ın oradaki güçlü kasını da görmüş olduk. Tekrar tebrik ediyorum. Bir vatandaş olarak, bir bu konudan dertli hisseden bir insan olarak gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Diğer sorum, hem bu çabaların dahilinde hem de rutin çabalarınız dahilinde ekosistem paydaşlarıyla olan ilişkinizi sormak istiyorum. Yani biliyorum ki özel sektörle dirsek teması içerisinde çalışıyorsunuz, kamuyla keza. Burada şu anda yolunda giden ve daha iyi yapılabilecek şeyler neler sizce? Nasıl daha ilerletmek mümkün olabilir bu işbirliklerinin mayasını? Bunu sormak istiyorum. Çünkü biliyorum ki çok sağlıklı bir şekilde götüren nadir sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor Habitat ama muhakkak gelişim alanları vardır diye düşünüyorum. Tabii ki olmaz mı? Yani biz zaten ülke itibariyle dinamik bir ülkeyiz ve bazen ihtiyaç olan noktalar çok farklılaşabiliyor. Biz örnek veriyorum işte yine afet bölgesine girmiştik konu olarak da son bir örnekle oradan çıkalım. Afet bölgesinde mesela bizim çok ciddi bir şekilde kamunun desteğine ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü özel sektör bir şekilde orayı yani bilip görüp destek olarak yani orada olmasa bile hani nasıl destek verebiliriz noktasını oluşturuyor. Ama bu böyle sahaya indiğinde işte kamunun kolaylaştırıcı gücü orada çok önemli. Bizim ki hani evet çok yoğun departman ya da kurumlar var. Ama örnek vermek gerekirse işte Milli Eğitim İl Müdürlükleri bizim mesela en yoğun çalıştığımız kurumlardan bir tanesi. Ama işte direkt bakanlıkla da zaman zaman çalışıyoruz. Oradaki genel müdürlükle de. Ama burada hani kamunun belki bu işleri, bu tür işleri, sosyal sorumluluk faaliyetlerini olabildiğince kolaylaştırması, buna yönelik alanlar açması bizim gibi kuruluşlar için çok önemli. Çünkü biz bir noktada şöyle bir şey yapıyoruz aslında. Zaman zaman bu terimi kullanıyoruz ama biraz modern Robin Hood'luk yapıyoruz. Yani dışarıda olan bir içeriği belki bizim hani o içeriğe erişme süremiz biraz daha uzun sürebilecekken biz mesela Habitat olarak MIT'nin Clubhouse Network diye bir network'ünün Türkiye'deki akredite kuruluşuyuz. Ve Türkiye ile işte başka bir ülkeye aynı anda bu içerik gidiyor. Ve bu içerik bize geldiğinde biz diyoruz ki yani bunu Adıyaman'da çok rahat uygulayabiliriz diyoruz. İşte bunu dediğimiz noktada orada biz zaten gidebiliyoruz ama işte kamu otoritelerinin diyeyim onu da kolaylaştırması, ya kolaylaştırmasından kasıt da bu arada bizim o doğru ihtiyacı bizden daha iyi anlayan bir noktada olabiliyor kamu.
Hemen geçmişe dönüp bir örnek olayla anlatayım. Bizim şu an hani deprem konuştuğumuz için oraya belki de çok değinmedik ama 45 tane köyde teknoloji sınıfımız var. Yani 5 tane bilgisayar, bir 3 boyutlu yazıcı, işte sistem kitleri gibi böyle içerisinde güzel bir materyallerin olduğu ve her okulda 2 tane öğretmenimiz bizim o içeriklerimizden, oranın yönetiminden sorumlu. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın YEİTEK diye bir genel müdürlüğünde yaptığımız bir çalışmayla ortaya çıkarttık. Ve YEİTEK bize ihtiyaç olan 45 okulu tek bir Excel dosyasında verebildi. Çünkü o dataya sahipler. Dolayısıyla hani kamunun kolaylaştırmasından en büyük kastım bu. Yani doğru ihtiyaca da bizi eriştirmeleri çok önemli. Diğer tarafta özel sektör dinamik olarak belki yani bir sivil toplum kuruluşu kadar değildir. Ama özel sektörün bu anlamda özellikle Türkiye'nin İstanbul dahil olmak üzere yani 81 ilinde bu tür projelerin yürümesi için çok ciddi desteklerine ihtiyaç oluyor. Çünkü bu çalışmalar biraz da bizim yani okuryazarlık, yetkinlik bunların hepsinin yanı sıra bir defa üretmemizi sağlıyor. Çünkü biz yani istatistiklere baktığınızda biz daha çok tüketen bir toplumuz. Ama bu tür çalışmalar bizim üretmemize sebep oluyor. Dolayısıyla bu tür çalışmalar arttıkça da bizim üretim gücümüz de artıyor. Bilgiyi üretmek burada en önemli şey. Ve onu bir şekilde hani bir güce yani pozitif anlamda bir güce dönüştürmek. Dolayısıyla bunun için biraz da özel sektörün de yani daha fazla destek vermesi, daha fazla katkı sunması da önemli bu tür çalışmalara. Harika. Burada beni aslında çok etkileyen, bir nevi hayatımı değiştiren bir konu var ama çok geç bir aşamada hayatım değişti. Sizin bu 45 sınıfınıza benzer, işte orada çocukların doğrudan gidip bir şeyleri kendi elleriyle üretebilecekleri, ki 3 boyutlu yazıcı vardınız mesela, erken yaşlarda bununla tanışmak bence muazzam bir deneyim olsa gerek. Pandemi öncesi süreçte bir Makers atölyesine katıldım. Çok sevdiğim bir arkadaşım Ongun Tan sayesinde sağ olsun. Beni atölyelerine aldılar ve orada bir Makers eğitiminden geçtim. Ve ben hayatımda ilk defa ya otomatik çiçek sulama cihazı yapabileceğimi keşfettim. Ben evde sürekli çiçeklerini öldüren bir insanım. Ve hani böyle ufacık bir nokta bile olsa kendim kodlayarak çok ufak meblağlara işte sensörler vesaire alarak birleştirip kendi kendime bir cihaz yapabileceğimi gördüm ve bu beni gerçekten şok etti. Çünkü normal şartlarda dediğiniz gibi ben bunun tüketicisiyim. Amazon'dan vesaireden şuradan buradan bulurum, satın alırım ve gerisinde sorgulamam bile yapabileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu Makers atölyesine kadar. Ve tabii buna benzer az çok farklı şeyler, üretimlerde bulunduk. Bir haftalık bir atölyeydi ve ben çıkarken bununla çocukken tanışmış olsaydım teknoloji benim için öcü olmazdı. Şu an teknoloji yani çok hayatımın çok önemli bir kısmında sosyal bilimci olmamdan kaynaklı. Benim için başka bir uzmanlık alanı, benim yapamayacağım, benim üretemeyeceğim çok çok tabii ki yani mesleği degrade etmek açısından söyleyemem ama çok ağır, çok derin, uzak durulması gereken bazı insanların yapabileceği diğerlerinin yapamayacağı bir alan idi. Ama gördüm ki herkes maker olabiliyor. Herkes küçük de çaplı olsa üretimlerde bulunabiliyor ve bu benim için gerçekten bir kırılma noktasıydı ama bunu işte 30 küsürlerde ben yaşadım. Bunun bir ilkokul öğrencisinin benim yaşadığım deneyimi yaşayarak nelere sebep olabileceğini düşünmeden edemiyorum ki zannederim bu sınıflarda da buna benzer işler yürüyor değil mi? Biz zaman zaman böyle yarışmalar yapıyoruz işte. Solve for Tomorrow diye bir yarışmamız var. Hani yarını yarın için çözümle gibi Türkçeleştirebileceğimiz. Sizinle aynı düşündüğüm bir nokta bu yarışmada bizzat yaşadım. Yani liseli çocuklar geliyor ve çözümler üretmişler. Ama işte komposto yapmışlar, atıkları geri dönüştürmüşler. Bu kullandığımız yaka kartlarını oluşturuyorlar bunlardan. O kadar harika fikirlerle geliyorlar ki ben de orada yani sizinle aynı düşündüm. Yani biz onlar kadar kafamızın böyle berrak, daha berrak olabileceği bir yaşta bunları öğrenseydim ben muhtemelen çok daha farklı bir ilerleyişim olurdu diye düşünüyordum. Buralarda bunu çok rahat gözlemleyebiliyorsunuz. Ve bizim bence bu anlamda potansiyelimiz çok yüksek. Yani bir girişimci olmamız, bir icat çıkarmamız, bir fikir üretme anlamında genetik olarak bu konuda ülkece çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Biz buralarda bunun doğru köprülerini oluşturmaya çalışıyoruz aslında.
Benim aklıma, bilmiyorum katılır mısınız, hep şöyle bir model geliyor Türkiye ile ilgili. Şimdi bazı açılardan, yani işte treni kaçırdık mı kaçırmadık mı konularını tartışıyoruz vesaire, ama pek çok alanda aslında sıçrayarak büyüme yaratabilecek potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu sık sık da dile getiriyorum çünkü şu anki gidişatta, seyirde çok mutlu olmadığımız alanlar var ve fakat hani bunları böyle adım adım değil de sıçramayla halledebileceğimiz alanlar olduğunu görüyorum ki teknoloji ve teknoloji girişimciliği bence bunun en temel, en önemli yollarından biri. Ve fakat tabii bu inancı yerleştirebilmek için de daha küçük yaşlarda hemhal olması gerekiyor insanların teknolojiyle diye düşünüyorum. İşte biraz önce verdiğim örnek gibi, yani benim neden NASA'da çalışma ihtimalim olmasını yapamayabilirim, yapamam muhtemelen diye düşünmeden çocuğun edinebilmesi için çok erken yaşlarda böyle bir farkındalıkla buluşması gerekiyor. Eğitim demek istemedim ona, daha ziyade farkındalık olduğunu düşünüyorum. Siz burada neler yapıyorsunuz, nasıl dokunuyorsunuz? Biliyorum ki girişimcilere de dokunuyorsunuz çünkü. Teknoloji girişimciliği alanında o vizyonu açabilmek, katılır mısınız bilmiyorum ama Türkiye'nin bu alanda o sıçramayı yaşayabilmesi için Habitat nasıl katkılarda bulunuyor? Bir defa Global Entrepreneurship Network adında, yani Gen Türkiye diye böyle kısalttığımız bir ağ var ve Habitat bu ağın sekreteryasını yürütüyor. Yani buradaki bütün kolaylaştırıcı süreç, eğitim, öğretim süreçlerini, işte etkinlikleri, bunları yürüten tarafta. Ve bizim şöyle bir kolaylaştırıcı gücümüz var. Biz sen şirket kur fikrini, şirketleştir, öyle gel gibi demiyoruz. Yani biz fikir aşamasındaki girişimci, hatta girişimci adaylarından başlayıp onlara dijitalleşmeyi, teknolojinin bu girişimlerdeki önemini ve bunu sonra nasıl entegre edebileceklerine dair bir eğitim programımız var. Daha doğrusu öğretim programımız var. Bunun yanı sıra biz sonrasında da nasıl destekler alabilirsiniz ve fikrinizi finansal olarak nasıl yukarıya taşıyabilirsiniz? Bununla ilgili de yine programlarımız var. Ama hani gelin biz bir şey anlatalım sonra gidin gibi değil. Biz çok böyle o konuda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hani mütevazi olmayalım dediğimiz nokta. Şimdi bu genin içerisinde çok kıymetli insanlar var. İşte başkanlığını Nevzat Aydın yapıyor, işte Göktekin Dinçerler var, Gülden Yılmazlar var. Yani alanında aslında kendini ispatlayan ve bu konuda da çok iyi mentorluk yapan insanlar var. Biz onlarla beraber de bu süreci kolaylaştırıyoruz, öyle diyeyim. Dolayısıyla mentorluk da bizim önemsediğimiz noktalardan biri. Bir de insanların bunu anlatmasını istiyoruz. Yani bir fikrim varsa aslında anlat diyoruz. Zaman zaman ofisimizde şöyle etkinlikler düzenliyoruz. İşte bir girişimci arkadaşımız geliyor, karşısında 30 kişi oluyor, o fikrini anlatıyor ve 30 kişi sorularını soruyor ve bu şekilde belki kendisinin de ya bu açığım varmış, bunu da kapatayım ya da şu alanda daha iyi ilerlemem lazım dediği noktaları da destekliyor bir şekilde. Bunlar hepsi aslında uçtan uca süreçler ve birbirini bir şekilde destekliyor. Sonra bizim bu GEN dediğimiz network aslında yani 200'e yakın ülkede olan bir network ve her yıl düzenli olarak girişimcilik dünya kupası oluyor. Biz önce Türkiye'de sonra da dünya klasmanında bu girişimcilik yarışması yürüyor. Biz bunu mesela Türkiye'de erişebildiğimiz her yere duyurmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bakın böyle bir girişimcilik dünya kupası var. Şimdi buradan finansal destek almak da çok önemli. Ama buradan bir şeyler öğrenmek de önemli. Buradaki mentorluktan, eğitimden, kapasite geliştirme programlarından. Dolayısıyla girişimciliğe de bu şekilde yaklaşıyoruz uçtan uca. Yani en aday olan arkadaşımızla da çalışıyoruz. Ama işte yılda birkaç milyon fatura kesen arkadaşımızla da. Onun da çünkü ihtiyacı farklı olabiliyor bu alanda. Yani doğru mentorluğa ihtiyacı olabiliyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Girişimcilikte de. Yani çok kıymetli çabalar. Ben biraz eleştirel yaklaşıyorum kendime de, öz eleştiri de yaparak. Kıymetsiz de demiyorum kesinlikle ama yani hackathon düzenledim, bitirdim, workshop düzenledim, bitirdim vesaire. Hani kartonlara yazdık, çizdik ve günün sonunda dağıldık olsun istemiyorum artık. Ve bunu bu şekilde gerçekleştirmeyen modellere de hayranlıkla, gıptayla ve öğrenerek bakmaya çalışıyorum ki Habitat'ta o modellerden birini kurgulamış durumda. Dediğiniz gibi uçtan uca tutmak, bundan sonra sen kendi kanatlarını uç bizden bu kadar dememek
bence girişimcilik alanında en önemli ayaklardan biri. Ki bunu ne kadar iyi yaptığınızı da bu anlattıklarınız minvalinde anlamış oluyoruz. Aslında sormak istediğim çok şey var ama son bir soruyla süre kısıtı dolayısıyla bitirmem gerekiyor. Şimdi siz burada biraz daha böyle bir bütünsel bir yaklaşımla ilerliyorsunuz gibi geliyor. Hem girişimcilik tarafında hem teknoloji tarafında bunları bir araya getirirken yarattığınız faydanın çok farklı noktalara dokunması anlamında. Sizce bu ekosistemin içerisinde Habitat'ın daha kıymetli işler yapabilmesi, daha da kıymetli işler yapabilmesi için nelere ihtiyaç vardır? Neleri sizi biraz daha etki alanı olarak yukarıya taşıyabileceğini düşünüyorsunuz? Biraz geniş kapsamlı bir soru, toparlayıcı bir soru ama bu bilgiyi öğrenmek muhtemel izleyicilerimiz açısından da bence faydalı. Çünkü çok farklı kanallardan çok farklı kişi ve kurumlara erişebiliyor. O nedenle böyle bir soruyla kapanışı yapmak istedim. Çok aslında kolay ama bir o kadar da zor bir soru yani. Çünkü dinamiği çok olan bir soru ama en temelinde yani bizim her zaman hayal ettiğimiz ve olmasını istediğimiz şey gerçekten burada işte 45 kişilik bir profesyonel ekip var. 7000'e yakın gönüllü arkadaşımız var ki bizim en kıymetli noktamız onlar. Çünkü onlar Türkiye'nin 81 ilindeler. Ve bu ekosisteme yani Habitat'ın oluşturduğu ekosistemlere dahil olan buralara destek sunan yüzlerce insan var. Bunların içerisinde mentorlar, akademisyenler, şirketlerdeki temsilciler dahil olmak üzere birçok kesimle de bu faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu faydayı arttırmak istiyoruz. Yani biz en büyük dileğimiz ve isteğimiz özellikle afet bölgesinin unutulmaması ve yeni afetlere hazırlıklı olmamız ve buna yönelik önlemler almamız. Dolayısıyla biz özellikle 2023 ve 2024 yıllarında dedik ki biz burada çalışacağız. Ve burada insanlar bu konteynerlerden çıkıp kendi evlerine girene kadar bizim sınıflarımız açık olacak. Bizim aracımız gezmeye devam edecek. Dolayısıyla bu noktadayız. Şu an kısa vadede yani önümüzdeki bir yıl kadar da odaklı bir şekilde buralarda çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan şey buraları düşünen, buraları düşünmeye devam eden başka kurumlar, başka sivil toplum kuruluşları ki bunların önemi çok ortaya çıktı böyle bir dönemde, böyle bir konu altında. Burada çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Burayla ilgili herhangi bir noktada bir şeyler yapmak isteyen bütün kurumları da bekliyoruz, beraber çalışmak istiyoruz. Bizim elimizden ne geliyorsa, elimizdeki havuzdan, içeriklerden, insan kaynaklarından ne fayda sağlayabiliyorsak bunları da yine vermeye açığız. Yeter ki hani fayda odaklı bir iş olsun. Biz o işlerin hepsinde bulunmak istiyoruz. Özetle bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum Taha Bey. Zaten dediğim gibi hayranlıkla izlediğim işler yapıyor Habitat. Bugün sizden daha detaylı bir şekilde de öğrenmiş olduk. Umuyorum başka bir zamanda tekrar sizi konuk alırız. Biraz daha derinleştirmek istediğim noktalar var ama süre kısıtını yine şu anda kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Yani bu tür işlerin anlatılması, yayılması, farklı noktalarda işbirlikleri kurulması bunların hepsinden önce de insanların fikirlerine farklı bir şekilde bir ilham olması çok önemli. Siz bunu sağlıyorsunuz. Daha önceki yayınlarda da diğer işlerimizde de bunlar için de ben size teşekkür etmiş olayım. Çok teşekkürler tekrar. Çok sağ olun. Evet bugün Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Taha Aydoğmuş'la birlikteydik. Harika işler yapan, gerçekten sivil toplumun ne anlama geldiğini bizlere tekrar tekrar anlatmış bir kurumun genel sekreter yardımcısı bize bugün yaptığı işlerle ilgili çok daha detaylı ve önemli bilgiler verdi. Ve destek çağrısını da özellikle afet bölgesi için destek çağrısını da tekrarladı. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.